Allah utandırmasın diyorum. Ben büyük bir hem Galatasaray olarak hem Falcao gibi dünya çapında çok değerli bir karakter ve oyuncunun Galatasaray'a katılmasından çok mutluyum. Bu çok önemli. Bana gelen bilgi 20-30 bin aralığında bir seyirciden söz ediliyor. Bu seyirciyi siz belli bir çıkar karşılığında, belli bir ne bileyim siyasi güdüyle, ticari güdüyle oraya sürükleyemezsiniz. Asla. Yaklaşık sanırım 2 ile 9, 7 saat beklediler. 7 saat. Aç bil aç. Bu tutku, bu sevgi, işte bu sevgi Galatasaray'ı büyük yapıyor. Bu sevgi aslında diğer Türk takımlarında da var. Ama belki bizde biraz daha fazla var. Biz bundan övünüyoruz. Rakiplerimizi asla küçük görmeden. Galatasaray taraftarına ben çok teşekkür ediyorum. Sevgili Falcao'yla transfer süreci yaklaşık 3 aydır sürüyor. Burada taraftarın bize verdiği manevi destek olmasaydı biz Falcao için bu kadar ısrarlı olamazdık. Tek tek sevgili Abdurrahim'in biliyorsunuz üzüntülerini yaşadığı, bize gelen tepkileri biliyorsunuz. Biz bunlardan alınmadık fakat biz her zaman Galatasaray taraftarının bize olan pozitif bakışından etkilendik. Ve onlar için hizmet etmenin bir şeref olduğunu her zaman düşündük. Çünkü biz de bir taraftarız. Ve umuyorum taraftar da önümüzdeki haftalarda açıklayacağız. Biz kendimize düşeni yaptık. Falcao kendine düşeni yaptı. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Yöneticilik yaşamımda 1,5 yılda az zamanda çok şeyler yaşadık. Çok sevinç yaşadık. Şükürler olsun. Çok ihanetler ve üzüntüler de gördük. Serzeniş anlamında demiyorum. Ben de Abdurrahim Bey de Falcao'yla artık söyleyebiliriz. Müteaddit görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde gerek görsel görüşme, gerek sözlü görüşmelerde Falcao'nun konuşmalarından bir adım geri gitmediğini gördük. Ve kimilerini demek istemiyorum. Birilerine bu buradan az söylüyorum. İnşallah çok anlaşılır. Herkese saygı duyuyorum. Fakat kişilik, karakter, dürüstlük ve doğruluk aslında olması gereken duygular ve bunlar fazlasıyla Falcao'da var. Bugün gördük ki bizi de şoke etti. Kendisine de söyledim. Şok yaşadım ben şahsen. Üçlü çektirdi. Yani biz yöneticiler biliyorsunuz tarihte bu üçlüleri pek çekmeyi beceremiyoruz. Şok yaşadım. Hanımefendi de üçlü çektirdi. Bu insanın Galatasaray için çalıştığını gösterir. Bu üçlü simge Galatasaray tarafından üretilmiş bir simgedir. Benim bildiğim o. Ve bütün dünyaya da giderek yayılmaktadır. Türk takımlarının çoğu da uygulamakta ne güzel. Ve daha Falcao ilk günden Türkiye ile Galatasaray ile kaynaşmış, iç içe girmiştir. Türkiye futbolla yatan, futbolla kalkan bir ülkedir. Falcao gibi dünya çapında yıldızların artık ana hedefi maddi çıkarlar değil, manevi tatminlerdir. Bunu özellikle söylüyorum. Kendisi mevcut bulunduğu durumdan daha az maddi, daha çok maddi fedakarlıklarla Galatasaray'ı tercih etmiştir. Bundan ders alanlar için övünülecek çok şey vardır. Bu Türkiye için de güzelliktir. Türkiye'nin futbol marka değerine katkıdır. Türkiye yayıncı kuruluşunun gelirlerine olumlu katkıdır. Total olarak Türk futboluna katkıdır. Ben Falcao'ya tekrar
en kalbi dileklerimle hoş geldin diyorum ve inşallah başarılı bir şekilde hem Kolombiya'yı hem Güney Amerika'yı hem de Galatasaray'ı temsil edecek. Ben sözlerime başlamadan önce çok zor günler yaşadım. Ailem çok zor günler yaşadı. Ben burada huzurlarında sevgili Mustafa Cengiz Başkanıma ve Yusuf kardeşime, Yusuf Güney kardeşime bana her dakika, her zaman, her gün verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten aile düzenim bozuldu. Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm. Hiç acımasızca. Ama ben bu kulüpte çok uzun yıllar hizmet ettim. Etmeye de devam edeceğim umurum olduğu, yaşadığım müddetçe. Ama tekrar açık ve net söylüyorum. Burada bütün Galatasaraylıların huzurunda sevgili Mustafa Cengiz Başkanıma bana vermiş olduğu her dakika hem yetki hem destek için teşekkür ediyorum. Başkanım bana o kadar yetki ve destek vermeseydi, arkamda durmasaydı Falcao burada olmayabilirdi arkadaşlar. Başkanıma teşekkür ediyorum. Yusuf abi size de teşekkür ediyorum. Her zaman moral verdin bana, destek verdin bana. Adam çibil adam Falcao. Birinci gün sarıldık, kucaklaştık. Galatasaray'a gelmek için nasıl çırpındığını gördüm. Ama devamlı Mustera'yla kendisini arattırdım. Mert'le kendisini arattırdım. Hep desteğimizin her ne pahasına olsa olsun kendisini sağlam durduğu takdirde Allah'ın izniyle başkanımızın vermiş olduğu yetkiyle Galatasaray formasını giyeceğini kendisine ilettim. O da aynı şekilde çok sağlam durdu ve tekrar huzurlarınızda Falcao'ya I love you diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz, ikinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'la beraber gerçekten insanoğlunun hayatında bazı önemli anlar olur. Bu bizim için böyle bir an. Falcao'nun ilk transferi gündeme geldiğinde Sayın Başkanımız Abdurrahim Bey dedi ki bu işi bitir. Ve hakikaten böyle bir anda gelişti. Şu an sonuna geldik. O kadar mutluyuz ki gerçekten büyük bir çaba oldu. Büyük bir çaba sarf ettik. Galatasaray'a bir dünya yıldızı kazandırdı Sayın Başkanımızın liderliğindeki bu ekip. Ben Sayın Başkanımıza, Sayın ikinci Başkanımıza ki iyi ki Abdurrahim Bey var. Bu iş kolay kolay böyle olabilecek bir iş değildi. Tekrar bütün Galatasaraylılar adına teşekkür ediyorum. Falcao camiamıza hayırlı olsun. No, primero que nada darle la bienvenida a un gran club. Öncelikle kendisine hoş geldin demek istiyorum. Çok önemli bir oyuncu kazandık. Galatasaray çok önemli bir futbolcu kazandı. Zaten Galatasaray'ın tarihine baktığımızda hep böyle büyük oyuncular var. Bir yenisi daha eklendi. Tabii ki başkanımıza Abdurrahim Bey, Yusuf Bey, bütün emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki ben elimden geldiği kadar destek olmaya çalıştım. Diğer taraftan Fatih hocamız da çok istiyordu kendisine. Benim verebileceğim destek tabii ki sadece onunla konuşma kısmında olabilirdi. Her gün hemen hemen onunla konuştum. Hocam da bana soruyordu ne oldu, ne bitti gibilerinden. Ben de kendisini bilgilendiriyordum. Ama tabii burada en büyük aslan payı, bence en büyük teşekkür hak eden başkanımız Abdurrahim Bey, Yusuf Bey, yöneticilerimiz. Çünkü onlar Monaco ile konuştular. Özellikle Abdurrahim Bey'i de tabii parantez açmak istiyorum. Diğer taraftan Falcao'ya da teşekkür ediyorum. O da çok dik durdu. Her zaman bize gelmek istediğini söyledi. Konuşmaya başladığımız ilk günden beri hep burada Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giymek istediğini söyledi. O da çok dik durdu. Milli takımlar seviyesinde ne yazık ki kendisinden çok çektim. Ama artık aynı takımdayız. Aynı soyunma odasını paylaşacağız. O yüzden tabii ki çok mutluyum. Böyle büyük bir futbolcuyla aynı soyunma odasını paylaşacağım için. Para poder venir y lo que he vivido hoy en el aeropuerto ha sido inolvidable, por eso quise que viniera mi esposa y mis hijas, porque es algo que nunca lo van a olvidar.
Dediğiniz gibi evet, çıkmadan önce bir konuşmuştuk ama çıktıktan sonra tabii ki çok bambaşka duygularla, çok farklı duygularla oradan ayrıldım. İçeri girmek istemedim hatta. Uzun dakikalar orada taraftarla beraber olmak istedim. O yüzden de zaten ailemi getirdim. Böyle bir şeyi, Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu ve böyle bir karşılamanın olacağını tahmin ettiğim için zaten tek gelmek istemedim. Ailem de burada olsun istedim. Eşim de burada olsun istedim. Çocuklarım da burada olsun istedim. Ve bir kere daha anladım ki çok doğru bir karar vermişim. Çok mutluyum. Tabii ki bu süreçte başkanımız Abdurrahim Bey özellikle çok çok uğraştı. Yusuf Bey, Fernando, Muslera aynı şekilde çok uğraştılar. Ama bugün bir daha gördüm ki gerçekten verilen bütün çabalar, benim dik duruşum hiçbiri boş değilmiş. İnanılmaz önemli bir ana tanıklık ettim. Hayatımdaki en önemli anlardan biriydi belki de.